Sayın Cumhurbaşkanım, değerli misafirler. 21. yüzyıl dünyasında sosyal, siyasal ve ekonomik alanda büyük değişim ve dönüşümlerin yaşandığına hep birlikte şahitlik ediyoruz. Bir yandan bilgi ve iletişim teknolojilerinde büyük değişimlere, bir yandan da iklim değişikliği, doğal afet, savaş ve göç gibi dünyayı derinden sarsan gelişmelere tanıklık ediyoruz. Küresel çaptaki bu değişimlerden elbette ülkemiz de etkilenmektedir. Yaklaşık 2 yıldır tüm dünyayı yaşamın tüm alanlarıyla etkisi altına alan koronavirüs salgını bu değişim ve dönüşümleri çok daha hızlandırdı. Dünyadaki bu gelişmeler eğitim sistemlerimizin mevcut koşullarında değerlendirmemizi ve bir muhasebe yapmamızı zorunlu kılmaktadır. İşte bu ihtiyaçlardan hareketle eğitim politikalarımıza yön vermesi amacıyla eğitim tarihimizde önemli yeri olan Milli Eğitim Şurası'nın 20.sini gerçekleştirmeye karar verdik. Sayın Cumhurbaşkanım, kıymetli misafirler. Bir eğitim sistemi toplumsal ihtiyaç ve talepleri karşılayabildiği ölçüde başarılı, işlevsel ve demokratiktir. Toplumsal taleplerin yok sayılması veya daha kötüsü baskılanması durumunda ise ancak baskıcı bir eğitim sisteminden bahsedebiliriz. Geçmişte ülkemizde bu baskıcı eğitim düzenlemeleriyle ne yazık ki sıklıkla karşı karşıya kaldık. Bugün eğitim sistemimizde üstesinden gelmeye çalıştığımız pek çok sorunun temelinde geçmişteki toplumsal taleplerden uzak ve baskıcı eğitim politikaları yatmaktadır. Bilhassa 1990'lı yılların sonlarına gelindiğinde Cumhuriyet tarihinin en sert ve baskıcı eğitim müdahalelerine tanıklık ettik. Bireylerin ve toplumun kalkınması hedefinden uzak, topluma biçim vermeye çalışan bu politikalar, eğitim sistemimizi ileriye taşımaktan ziyade yerinde saymasına sebep olmuş, daha kötüsü kronik sorunlar üretmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde 20 yıldır eğitim alanında verdiğimiz en büyük mücadele bu kronik sorunların üstesinden gelerek büyük hedefleri ve vizyonu olan ülkemizi daha ileriye taşımak olmuştur. Bu bağlamda meslek liselerimizin önündeki katsayı gibi yüksek öğretime erişimi engelleyen adaletsiz uygulamalar kaldırılmıştır. 2012 yılında çıkarılan 4+4+4 eğitim düzenlemesi sayesinde İmam Hatip okulları toplumsal talep doğrultusunda yeniden açılmış, seçmeli din eğitimi dersleri getirilmiş, zorunlu eğitim süresi 8 yıldan 12 yıla çıkartılarak eğitimden daha çok evladımızın yararlanması sağlanmıştır. Bu bağlamda 2000 yılında orta öğretimde okullaşma oranı %44 iken bugün itibariyle bu okullaşma oranı %88'e ulaşmıştır. Özetle eğitim sistemimiz daha demokratik, daha kapsayıcı bir hale gelmiştir. Bu vesileyle Türkiye'de eğitim sistemini daha demokratik hale getirmede öncü rolü olan ve vesayet odaklarının tüm baskılarına rağmen milletimizin hassasiyetlerini eğitim politikalarına yansıtan Sayın Cumhurbaşkanımıza huzurlarınızda bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Müzik